Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş, ihtiyaç sahipleriyle birlikte ekmeğimizi ve suyumuzu bölüştük. Ülkemizde yaşanan terör olayları ve bölgemizde devam eden, hatta yenileri ortaya çıkan İnsankale Merkez İlçe Başkanımız Sayın Hüseyin Babacanoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Demek istedik. Ve yine biz bunlarla kalmadık. Gençlik kollarımızla birlikte arkadaşlar söylediği için ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız sabah bir ufak bir rahatsızlık geçirdiğini söylediler. Ben hemen cami çıkışında kendisiyle telefonla konuştum. Zaten basın toplantısında gördünüz. En ufak telaşlanacak, endişelenecek bir durum yoktur. Kolay değil. Sadece dün oruç ağzıyla 3 tane miting yaptı. Bir gün o şehirde, bir gün bu şehirde büyük bir yorgunlukla, büyük bir yoğunlukla Ramazan'ı geçirdi. Sahurlarda toplantılar yaptı. Sabahlara kadar, dün akşam da sabaha kadar toplantılar yaptı. Kolay değil nihayetinde bir insan. Dolayısıyla öyle geçmiş olsun da diyecek bir durumumuz yok. Allah'a çok şükür. Hiç gönlünüzü rahat tutun, gönlünüz ferah olsun. 1 milyar 700 milyon Müslüman aynı Allah'a inanıyor, aynı peygambere inanıyor. Aynı ibadetleri yapıyor. Bunların hepsi bize birliği, dirliği öğretmek içindir. Ve bütün Müslümanların gerçekten dinde kardeş olduğunu gayet güzel bir kere daha anlamamız içindir. İnşallah Ramazan bu anlamda da kendi şuurlarımızı yenilememize önemli bir fırsat teşkil etmiştir. Aynı şekilde hem ülkemizin hem de bütün her birisinden sorumlu olduğumuz yeryüzündeki Müslüman ümmetin durumunu da gözden geçirmemize vesile oluyor. Ta Fas'tan Endonezya'ya kadar dünyanın orta kuşağında yer alan en güzel zenginliklere sahip olan, yeraltı yerüstü zenginliklerine sahip olan bir büyük millete, bir büyük ümmete sahibiz. Ama ne yazık ki gelin görün, bu kadar büyük zenginliklere rağmen 1 milyar 700 milyon Müslüman dünyası yoksulluklarla boğuşuyor. Eğitimsizliklerle boğuşuyor. Açlıkla, kıtlıkla boğuşuyor. İç savaşlarla, çatışmalarla boğuşuyor. Allah'ın dinde kardeş kıldığı milletler ne yazık ki kendi iç çatışmalarıyla onlarca, yüzlerce insan dövdüğü günleri Ramazan'da da geride bırakıyor. Bütün bunların hepsini gözden geçirmeye, hep beraber yeniden şuurlarımızı yenilemeye Ramazan'da fırsat bulduğumuzu zannediyorum. Öyle olduğunu ümit ediyorum. İslam dünyasının kalbi olan, bu büyük coğrafyanın beyni olan, bu büyük coğrafyanın bütün ülkelerinin ve halklarının sorumluluklarını üstünde taşıyan millet de işte bizim milletimizdir. Ta dünyanın öbür ucundaki insanlar Türkiye'nin gözünün içine bakıyor. Bu şuurla, bu bilinçle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Çanakkale halkına karşı sorumluyuz. Eyvallah. 80 milyon Türk milletine karşı sorumluyuz. Eyvallah. Ama unutmayın ki ta Mali'den, Kongo'dan, Fas'tan, Myanmar'a kadar bütün Müslümanlardan, Orta Asya'dan, Türkistan'a kadar bütün Müslümanlardan da sorumluyuz. Türkiye göreceksiniz. Önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir ekonomik yapıya, çok daha güçlü bir siyasi yapıya sahip olacak. Yeter ki sizler bu bilinçle yolunuza devam edin. Yeter ki sizler ülkenin, milletin ve İslam coğrafyasının, mazlum milletlerin sıkıntısını, sorumluluğunuzu sırtınızda hissedin. Değerli kardeşlerim, yeni dönemde çok daha güçlü olacağız. Oynanan oyunları görüyoruz. Sağdan soldan çekmeye çalışanlar olacak. Hiç aldırmış yok, etmek yok. Yolumuza devam edeceğiz. Bizim millete karşı ahdimiz, millete karşı sorumluluğumuz vardır. Millete verdiğimiz sözlerden bir adım geri atmayacağız. Millete verdiğimiz sözleri yerine getirmek için kimden hangi salvo gelirse gelsin o salvoları bertaraf edeceğiz.
ayaklarını uzatıp çelme takmak isteyenlerin ayaklarını ya kenara alacağız, çekmiyorlarsa ayaklarını kırıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüze kollarıyla elleriyle mani olmak isteyenler varsa onları da kenara çekeceğiz. Çekilmiyorlarsa kollarını kırıp yolumuza devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. 15 Temmuz geliyor. 15 Temmuz'da o 15 Temmuz'u hep beraber hatırlayacağız. Yeniden şehitlerimizi yad edeceğiz. Gazilerimizi minnetle anacağız. 15 Temmuz inanın ki Anadolu topraklarının tarih boyunca gördüğü en büyük ihanet hareketiydi. Ellerini kollarını kıracağız dedim. Kenar aldık mı 15 Temmuz'daki o hain işgalci darbecileri? Kenar aldık. Kim aldı? Millet aldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle milletin cesaretiyle o süreci geride bıraktık. Sadece 3-5 tane FETÖ'cü eşkıyadan ibaret değildi o darbe. Arkasında kimler vardı, kimler? Ne destekleri vardı? Her şeyi planladılar ama milletin cesaretini planlayamadılar. Allah'ın gücünü hesap edemediler. Allah milletin eliyle onları kenara çekti. Yetmedi. Darbe teşebbüsünde başarısız olanlar bütün kuruluşlarıyla üstümüze gelerek ekonomik olarak Türkiye'de darbe yapmaya çalıştılar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Ama biz bu işleri yaparken gördünüz, yürüyüşe başladılar. FETÖ'nün avukatı gibi. DHKPC marşlarıyla beraber tezahürat izlediniz. DHKPC marşını hep beraber şöyle yürümeye başladılar. İstediği kadar yürüsünler. Millet burada. Millet ne derse o olacak. Millet ne karar verirse o olacak. Rahmetli savcımız Selim Tiraz, şehit edildikten sonra yürümeyenler, şehitlerimiz için yürümeyenler, Kansa'yı adaletsizliği benzeri birçok hukuksuzluk olduğunda, kapatma davası olduğunda yürümeyenler, FETÖ'ye maşallık yapanların yürüyüşünü yapmaları ancak kendilerini düşürür. Ama fesleğenden iftira siyaseti yapanlardan, kasetten genel başkan olanlardan da ancak onlara kölelik edilir.